Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle bugün itibariyle Sağ Expo Savunma Sanayi Fuarı'nın son günü olduğu için biz de buradan haberlerle başlayalım. Daha sonrasında dünyanın birçok noktasından haberimiz olacak. Sağ Expo Fuarı'nda Kayı'yı görmektesiniz. Kayı ile ilgili bilgi aktaralım. Kayı dostları ilk kez burada sergileniyor. Vitrine çıktı şeklinde paylaşılmış. TÜBİTAK SAGE tarafından insanlı veya insansız hava platformlarında kullanılması bekleniyor. Güdümlü minyatür mühimmat ailesi kayıdan bahsediyoruz. Menzili 25 kilometre, 3 metreden küçük cep değerine sahip, üretimin ise 2023 yılında başlayacağı duyuruldu. Yine dostlar, makine kimya endüstrisi yetkilisi tarafından yapılan paylaşımda geliyor şeklinde 50 saniyelik bir videonun paylaşıldığını görmektesiniz. Bu videoyu izlerken bilgi aktaralım. Sağ İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar şu açıklamayı yapıyor. Sağ Expo'da 114 anlaşma imzalandı. Rakamsal olarak 1 milyar doların oldukça üzerinde, %60'dan daha fazlasının ihracat anlaşması olduğu da not düşülmüş. Bu arada dostlar, aslında Endonezya'da da savunma sanayi fuarı başlıyor. Buraya da çok sayıda Türk firması katılacak. Endonezya'nın Jakarta kentinde FNSS savunmada ürünlerini sergileyeceğini duyurdu. Bu notu da düşelim. Bir önceki videomuzda çok sayıda savunma sanayi haberi aktarmıştık. Dolayısıyla onları tekrar etmeyelim. Sadece son olarak şunu söyleyelim. Erin Motor tarafından geliştirilen Baykuş'u görmektesiniz. IA motoru, bilindiği gibi Baykar DIA'larda Baykuş kullanılacak. Dolayısıyla farklı platformlarda entegrasyonun yapılması bekleniyor. Bugün Cuma olduğu için dostlar, İran'ın Sistan Belucistan vilayetinde Zaidan camisinden görüntüler görmektesiniz. Sünni imamların çağrısıyla bu bölgede İran rejimine karşı gösteri yapılırken Hamani'ye ölüm sloganı atıldı. İran'ın Belucistan bölgesinde Zaidan'da binlerce kişinin katılımıyla Cuma namazı sonrasında rejime yönelik sert protesto gösterisi yapılıyor. Bu camide bir ay öncesinde 80'e yakın kişi namaz kılarken İran ordusu tarafından şehit edilmişti. Bunu da hatırlatalım. Bunun dışındaki haberler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da siyasetten men edilen İmran Han'ın yürüyüşü sebebiyle güvenlik arttırılmış durumda. Pakistan'da eski başbakan İmran Han, Lahore'dan başkente yürüyüş düzenleyeceğini duyurmuştu. İslamabad'da güvenlik önlemleri alındı. Ulusal basındaki habere göre başkentin giriş ve çıkışları her zaman olduğu gibi konteynerlerle kapatılmış durumda. Pakistan'da veya aslında bunun benzer örneklerini Sudan'da da görüyoruz, konteynerlerle genellikle bu bölgeler kapatılıyor. Bir diğer haber, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi'nin açılış konuşmasına katılırken daha çok yatırım üzerine bir zirve yapıldığını da not düşelim. İran'ı terk etme süreci başlamış durumda. Orta düzey yetkililer ülkeden kaçıyor. 6500'den fazla İranlı yetkilisi ve daha doğrusu bu kişilerin aileleriyle beraber Avrupa Birliği ve Amerika'ya kaçtığı yönünde haber aktarılmış. Batı ülkelerinde ciddi varlıkları var. Ambargo listelerine girenler hariç diğerleri İran'ı terk ediyor açıklaması yapılıyor. Bu gelişmeyi de aktarmış olduk. Polonya ordusunun Bayraktar TB2'yi teslim aldığı da bugün itibariyle paylaşılan haberler arasında. Yine Koç Savunma tarafından geliştirilen denizaltı sistemleri de Sağ Expo'da sergileniyor. An itibariyle 20 ila 28 Ekim tarihleri arasında Pınarhisar Kırklareli'nde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan tatbikatı, yani ETNT-22 tatbikatının tamamlandığı da duyuruldu. Azerbaycan'dan önemli bir hamle geldi. Ukrayna vatandaşlarının Azerbaycan'da süresiz kalmasına izin verildi. Daha öncesinde kalış süresinin 90 gün olduğu belirtiliyor. Ukrayna ordusuna yeni katılan kamikaze IA'yı görmektesiniz. Rusya'ya karşı kullanılmaya başlandığı yönünde de haber aktarılıyor. Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Güvenlik Konseyi'nin çevrimiçi olağanüstü toplantısında konuştu. Rusya'nın Bakü ile Erivan arasında kapsamlı şekilde ilişkileri normalleştireceğini söylerken Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışça hazır olunduğunu duyurdu. Putin, sorunun çözümü nasıl bulunacak? Bütün bunlar kolay değil fakat çabalıyoruz açıklamasını yapıyor. Diğer haber, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet güçleriyle isyancı grup 23 Mart hareketi arasında 21 Ekim'den bu yana çatışmalar devam ediyor. An itibariyle dostlar, buradan da mültecilerin görüntüsü paylaşılmış. Kongolular evlerini terk ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden resmi açıklama yapıldı. Bölgede çatışmaların yeniden şiddetlendiği, sivillerin gıda, su gibi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için çalıştığı da not düşülüyor. Bir diğer haber için Beyrut'a gidiyoruz. Lübnan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında deniz sınırının çizimi görüşüldü.
Skandal haber çünkü bilindiği gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimi saçma sapan iddialarda bulunuyor. Lübnan Doğu Akdeniz'deki deniz sınırı çiziminde İsrail'le anlaşmaya vardıktan hemen sonra bu kez de Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle aynı meseleyi ele alıyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Michel Am, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığından diplomat Tasos Sionis başkanlığındaki heyeti Bağab'da Cumhurbaşkanlığı sarayında kabul ediyor. Görüşmeden sonra Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab da açıklamalarda bulundu. Kendisi şunu söylüyor: İsrail için düşman ifadesini kullanan Ebu Saab, Kıbrıs'ta müzakerelerimiz düşman ülke gibi ilerlemiyor. Dolayısıyla İsrail aynı şekilde olmayacak. Bu da süreci hızlandıracak açıklamasını yapıyor. Sionis ise Lübnan'ı kardeş ülke olarak saydıklarını iddia etmiş durumda. Bu şekilde tuhaf tuhaf açıklamalar yapılmış. Her iki taraf arasında çözülmeyecek herhangi bir sorunun olmadığını söyleyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi Lübnanlıların kardeşi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Am ise sınır meselesiyle ilgili çok kapsamlı görüşme yapacaklarını kaydederken görüşmeler devam edecek, anlaşamayacağımız nokta veya süreç yok, hızlı ve kolay olacak açıklamasını yapıyor. Diğer haber, Baykar firması tarafından Ukrayna halkına insani yardım yollandığı yönünde haber aktarılıyor. An itibariyle dostlar videoyu çekerken yeni görüntüler gelmiş durumda. Pakistan'da İmran Ağa'nı görmektesiniz. Gerçek özgürlük yürüyüşü şeklinde paylaşılıyor. Yaşasın Pakistan şeklinde paylaşılmış. İmran Ahmet Han Niyazi an itibariyle başkente doğru yola çıkmış durumda. Bunun dışındaki haber dostlar, İran'da sadece Tahran'dan değil Şiraz'dan da görüntüler paylaşılıyor. Geçen günlerde dostlar özellikle şunu söyleyelim, Şiraz'da bilindiği gibi bir türbeye saldırı yapıldığı ifade edilmiş ve 15 kişinin öldüğü duyurulmuştu. Tahran'da rejim yanlıları, rejimin paralı askerleri de sokağa inmiş durumda. Cuma namazından çıkan kişiler daha sonrasında İnkılap Meydanı'nda İran rejimine destek gösterisi düzenliyor. Sık sık Amerika, İsrail ve İngiltere ve terör karşıtı sloganların atıldığı görüş İnkılap Meydanı'nda mitinge dönüştü. Meydanda bulunan Meddah'ın okuduğu mersiyelere eşlik eden kalabalık daha sonrasında yönetim yanlısı sloganlar attı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nde önemli yeri olduğunu söyledi. Von der Leyen, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluğun ardından Bosna Hersek'i ziyaret etti ve başkent Saraybosna'daki ordu evinde konuşma yapıyor. Avrupa Birliği'nin Bosna Hersek'e aday ülke statüsü vermesi yönünde kendisinin de destek vereceğini not düşüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'nde kesin olarak yeri olduğunu belirtirken yakında Avrupa'nın parçası olacağını da ifade ediyor. Bu haberi de aktarmış olduk. Hanover'a gidiyoruz. Hanover'da 26. Uluslararası Saç Levha İşleme Teknoloji Fuarı'na Türk şirketleri damga vurmuş durumda. Son model teknolojiler tanıtıldı. Dijitalleşme ve yapay zekalı otomasyon teknolojilerinin öne çıktığı fuarda dünyanın 39 ülkesinden 1300 şirket buraya katılım sağladı. Fuarda Endüstri 4.0 vizyonu kapsamında gelecek dönemde maliyet ve kaynaklar açısından verimliliğe odaklanan ve 3D yazıcı sistemlerine odaklanılmış durumda. Bu haberi de böylelikle aktarmış olduk.